Can you help me? How can I go to Sultanahmet? Does anyone speak English? Sebahi'ydi. Sebahattin'in kızı. Allah abi nereden buluyorsun lafları ya? Yani atıyorum bir şey oluyor falan. Ya Rüse, severler güzeli, gençse. Bak şimdi bak bak. Cari yek. Müslümanla da bir döner yek. Vallahi abi yapıyorum şeyler ama. Çalış çalış olur. Hello. Hello. Do you speak English? Yes, yes. Okay, then. I'm here for 3 days and I want to go to Sultanahmet. Can you help me? Aa, vallahi ben bu Sultanahmet'i aldım abi. Hani süper lise mezunuydun lan? Süper liseydi, o kadar da süper değil de. Sen ne lise mezunuydun abi? Bizim okul Türkçe ağırlıklı ders veriyordu da. Ya dur şimdi, yardımcı olalım şuna. Brother, look. Biz de birader, onlar da brother. Yes. Brother. Şimdi, please, tek tek konuş, tamam mı? Tane tane konuş, slow konuş ki anlayalım. I want to go to Sultanahmet. Haa, Sultanahmet soruyor abi ya. Yapma ya. Anladım ha. Abi biraz geç kalmış, 17. yüzyılda geleydi tanıştırırdık. Dur bir dalga geçme. Brother, what is your Sultanahmet? Sen ne yapacaksın Sultanahmet? Is there a bus station abi? Bus ne lan? Bus station. Oğlum otobüs durağı diyor işte ya. Ya bizim otobüsün otosunu atmış de ne? Ya geç işte, anlatamıyorsun. Bak şimdi kardeşim, bus station. Şimdi birazcık sit down. Sit down. Rahat ol, bir rahat ol. Relax. Why? Şimdi buradan go 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 100 metre sonra. 100 metre? 100 metre. 100 metre. 100 metre. 100 metre. Yeah yeah, yeah, yeah. 100 metre. Biraz da civelek ha. 100 metre sonra sağ. Sağ. Evet. Abi ne yapıyorsun sen? Right brother, right. Sağ diyor, solu gösteriyor. Right right. Okay. Döndün right'a. Orada böyle ışık göreceksin. Işık gelir ya, alev alev ışık. Alev alev? Lamp, lamp. Traffic lamps. Traffic lamps. Traffic lamps. Traffic ya, lights. Lamps. Bilmiyor ya. Onlar 3 tane olur. Red, yellow, green. Bro, I know. Ya sana anlatıyoruz işte ya. Red yandı, stop. Yellow yandı, rahat. Hani var ya sizin bu rahat tabuların. It's the same, you don't have to explain. Anlatıyoruz işte ya. Green yandı, koş green'de, koş. Go, 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 go. Green'de kattın, koş. Allah korusun bir kar, kar. Araba gelir, bir koyar, feleğini şaşarsın, tahtalı köye gidersin. What? Tahtalı köy oğlum. Tahtalı village. Wooden village. Ya bir şekilde Allah'ın sen ne diyorsun village, village. Anlatıyorum tahtalı, işte ya. Look, brother, sen bunu boş ver, tamam mı? Sen şimdi oradan gittin ya, orada bir tane büfe var böyle. Büfe, market, market. Market. Market, okay. Yeah, yeah, market. Şimdi o markette böyle mis gibi sosisli ketçap mayonez satıyorlar böyle. What is the sosisli? Oğlum, sosisli ketçap mayonez lan. Oh yeah, I get hot dog, hot yeah, dog. Yeah, man, hot dog, hot dog. Hot dog. Evet, how much is hot dog? Lan dininizin imanınızı anlaşıyoruz. Bırak ben öderim ya. Her şeyde parayla olacak iş değil ya. Nasıl güzel anlaşıyoruz? Vallahi süperiz abi, güzel anlaşıyoruz. Brother, ondan sonra sen ne yapacaksın biliyor musun? Ondan, neydi o ya? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Tenden sonra. After then. Yeah, 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 after then. Yeah. Şimdi sen oradan gittin ya, neydi o? Bas. Abi neydi? Oğlum bırak öyle mi anlatılır ya? Bunu nasıl anlatacaksın? Gidek dese giderek mi anlatacaksın? Dur şimdi. Bak şimdi kardeşim. Geldin mi bus station'a? Geldin. Evet. Bu ondan önce nereye gidecek? Sultanahmet'e gidecek. Ha şeyin oraya, şeyin oraya. Bak orada şey var, deniz. Ya deniz, abi neydi? Dur Allah'ını seversen. Adamı da otobüse bindirmedin. Burada sen oradan gittin şimdi, tamam mı? Orada deniz var. Deniz. What is deniz? Water, water. Big water, big water. Marmara water. The Marmara Sea. Heh, the Marmara Sea. Big water, big water, Marmara water. Puh. Oğlum hava turasıyı anlatıyorum işte. İnsanlık yapıyoruz ya. Abi tamam, sen sinirlenme. Sen
sen sinirlenme, ben anlatacağım şimdi. Anlatamıyorsun işte. Sen şimdi oradan gittin, tamam mı? Orada bus station'ın orada bir tane kulübe var. Kulübe böyle, orada Akbil bilet satıyor böyle. Akbil bilet? Düt bilet satıyor. Ticket. Bip bip. Yeah. Ticket. How much is ticket? Ulan her şeyde how much. Al benim Akbil'i, al ticket'ı git bin ya. Aldın mı bileti, ticket'ı? Aldın. Otobüse bindin. 4 çeyrek 5 çeyrek klokuna bak artık. Orada açıldı dıptız. Open in the door, enter the door. Ondan sonra içeri oturdun. Hemen götüm ilerle kalk, bir tane koltuk ayakta kalma. Ondan sonra oturdun. Bir captain gelir, kaptan. Bıyıklı göbekli olur böyle. Çalıştırır arabayı. Ondan sonra tıs tıs devam edip gidersin. Mal değilsen bak, yazıyor orada Sultanahmet diye. Sir, I'm really bored. Understand. Do you know the real place? Sultanahmet. Ne diyor lan bu? Galiba anlamadım falan diyor ya. Sıkılmış gibidir ya. İnsanlık yapıyoruz lan, sana tarif ediyoruz. Yes, please tell me. Bağırma lan, adam gibi konuşuyor. I'm not shouting. Ama el var, hareket yapma. Dur. Git, turist mi diyor hocam? Ya gelmiş Manchester'ın köyünden. Yapacak bir şey yok. Viyana'ya kadar da yani, Viyana'ya. Dur, girme şimdi ya. O Manchester alıp Kasımpaşa yapsaydık zamanında yapmadık diye oluyor bunlar. You can't get Viyana because you don't have beep beep. Bak koçum, anlatıyoruz. Biz de insan evladıyız, canımı sıkma benim, tamam mı? Otobüstesin, gidiyorsun. Go. Eminönü Station. Stop. Dıptıs. İnme. Go. Sirkeci Station. Stop. Dıptıs. İnme. Yeah. Go. Gülhane Station. Stop. Dıptıs. İn. Go. Abi kaç durak var orada? Ya bırak yürüsün biraz, şerefsiz ya. Ha Yeliz, gel gülüm. Biz bu turiste Sultanahmet'i anlattık. Sor bakalım anlamış mı? Köylü mü ya? Valla bak, ben telaffuzunu anladım zaten o. Ya aksanından belli ya. Evet. Öznesi, gramerleri, her şeyi belli. Şey konuşamıyor işte. Anlamadım. Köylü milletin efendisini bunlarda da bilemedim. Bilmiyorum ya. İsmail abi diyor ki, İngilizleriniz çok kötüymüş, çok kabarmışsınız ve dediklerinizden hiçbir şey anlamamış. Ama benimle giderse çok mutlu olacakmış. Beraber, do you know that song? Beraber yürüdük. Biz bu yollerde... Ulan bak, bizi can evimizden buraya. Bununla gideceksin. Kabayız ve İngilizcemiz kötü ha. Ulan senin madrını var şimdi valla. Geçin mi Türkçe olacağız ya? Gerekirse döveceğiz lan, ne diyorsun sen? Gelmişsin şuraya, al elinde bir sözlük, iki kelime Türkçe öğren. Turkish, you want Turkish, is that Turkish? Smile market, is smile Turkish. Benim adım İsmail, ona smile ne var burada? What about that one? Vallahi ben oturup elini satıyorum, ne yaparsın? Ne zaman kahvaltı oldu işte. Ben beğenmiyorsan var orada başka gözleme falan da satıyorum. Gel sana kişiler yapalım. Gözleme is delicious, but go away. Yeliz çabuk bindir şu otobüse, gel hemen. Tamam İsmail abi. Allah. Hayır geldi. Sabah bize sabah. Şey gelmiyor ki, körüsü geliyor abi. Geçen de geldi burada. Hayır, özdesi yüklemi tüm geçip belli. Bunlar bizde mevcut. O bilmiyor ki. Do you speak English? Yes, of course. We don't speak English, John. Hadi yandan. Hadi. Sabah nereden geliyor lan da ya? Hayır yani bunlar geçen kafile geldi abi. Ben bunu gördüm de herhalde. Reasons belong to government policies. So it's
urgently by having more and detailed studies by getting experts' view at this matter. But tonight, instead of making serious speeches on the problem, we are going to dance, sing, and perform sketches. And not only make you think, but also smile about the problem. And we are going to show you how you can speak a foreign language. Enjoy the show! İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Yabancı dil eğitimi üzerinde sürekli tartışılan ve daima gündemde olan bir konu. Yabancı diller çok uzun zamandan beri yaşamımızda olsa da neden biz Türkiye'de bunları layığıyla öğrenmek ve de öğrenmekle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz? Türkiye'de insanların çoğu hata yapmak, yanlış telaffuz ve aptal gibi görünmek kaygısıyla yabancı dil konuşmaktan utanıyor. Diğer nedenler de eğitim politikalarıyla ilgili. Bu nedenle işin uzmanları acilen konuyla ilgili görüşlerini bildirerek, gerekli görüşlerini bildirerek çalışmalar yapmalı ve en az bir yabancı dilin konuşulmasını sağlayan programlar hayata geçirmeli. Ama bu akşam böyle ciddi konuşmalar yapmak yerine dans edip, şarkı söyleyip, skeçlerini sahneye koyarak sizleri konuyla ilgili düşündürürken bir taraftan da güldürmek ve bir yabancı dili nasıl konuşamadığımızı göstermek istiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Maintenant, on écoute des chansons, ça t'as juste seul, et c'est Varsion en Turc, c'est six gamins, devenus célèbres grâce à Canan Erçetin, Nurçlu Kardeş et Ilke Vatansever sont avec vous. Her insanın hayatına anlam katan bir ya da birileri vardır. Ve o kişiler kaybedildiğinde, savaşmak ne yarar, var olmak ne yarar gibi düşüncelere kapılır insan acısı nedeniyle. Şimdi herkesin beğenerek dinlediği ve Türkçe versiyonunda Yahya Kemal Beyatlar'ın dizilerinden alınmış olan bu güzel şarkıyı Fransızca ve Türkçe dönüşümlü olarak Nursula Kardeş ve Fatma İlke Vatansever'den dinliyoruz. Meçhule giden mi?
oğlu olduğu gibi kabul görmek, benimsenmek ister. Bu duyguların dile getirildiği şarkıyı Gökçen Altınay Özer'den dinliyoruz. Das Lied erzählt, dass der mein Sohn genommen möchte, wie er ist. Jetzt kommt Gökçen mit dem Lied. Ich bin ihr. But at the same time, it can improve your mental health by boosting your overall happiness. Dancing is a great cardio workout. So, while listening to a wonderful song, Dance Me to the End of Love, let's watch a beautiful dance show. Araştırmalar göstermiştir ki, dans etmek sadece bizi mutlu etmekle, eğlendirmekle kalmaz, mutluluk duygusu zihinsel sağlığımıza da katkıda bulunur. Evet, şimdi Leonard Cohen'in Dance Me to the End of Love adlı müthiş klasiğiyle dans gösterimizi izliyoruz. La 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 la.
to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dünyada birçok farklı dil konuşuluyor.
ve birden fazla dil konuşabilenlerin sayısı tek dil konuşanlardan fazla. Örneğin Hindistan'da birçok çocuk ülkenin 23 resmi lehçesinden en az 2 ya da 3'ünü öğrenerek büyüyor. Eskiden iki dil konuşarak büyüyen çocukların öğrenme süreçlerinin daha yavaş olduğuna inanılırdı. Ama artık araştırmalar beynin iki dili aynı anda algılayıp kelimeleri seçmesinin köpek, şiyan, beyin aktivitelerini geliştirebileceğini, odaklanmayı, aynı anda birden fazla iş yapabilme yetisini ve hafızayı kuvvetlendirebileceğini gösteriyor. Hatta bazı araştırmalar iki ya da daha fazla dil konuşarak büyüyen çocukların empati yeteneğinin daha hızlı geliştiğini gösteriyor. Eğer bu doğruysa ikinci dil otizmli çocuklara faydalı olabilir mi? Öğrencilerin beyinlerine yapılan taramalarda beynin bilgiyi işleyen gri maddesinin dil öğrendikten sonra yoğunlaştığı gözlemlendi. İki dil bilen yaşça daha büyük insanların beyinlerinde de diğerlerine göre daha fazla ak madde olduğu görüldü. Yaş ilerledikçe iki dil konuşabilmenin faydaları kendini daha çok gösteriyor. Hindistan ve Kanada'da yapılan araştırmalarda iki dil konuşabilen Alzheimer hastalarında belirtilerin diğer hastalardan ortalama 5 yıl daha geç ortaya çıktığı görüldü. Yani birden fazla dil konuşabilenlerin beyinleri hastalığın neden olduğu hasarla daha iyi mücadele edebiliyor. Araştırmalar birden fazla dili çocukken öğrenmenin ilerleyen yaşlarda öğrenmeye kıyasla beyni daha kuvvetli kıldığını gösteriyor. İki dil konuşabilmenin öğrenme ve beyin fonksiyonları açısından yararları konusunda tartışmalar sürüyor. Ama kesin olan bir şey var. Bir dil bir insan, iki dil iki insan. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Niye biz İngilizce öğrenemiyoruz? Ya bu konuda bir ton teori var. Mesela, bir sürü teori var. Ama ben hani şunu görüyorum ki İngilizce'de yabancı dil her dil olduğu gibi aslında. Hocam da ne dedi? Yani dil aslında kendi ifade etme, kendimizi ifade etme yöntemi ya. Hani dil maruz kalınarak öğrenilen bir şey. Biz mış gibi yapıyoruz aslında. İşte bu laboratuvarlar kuruluyor okullarda. Yabancı mış gibi paketlenen yani pasaportu nereli olduğuyla şeyinden dil bilip bilmediğinle değil de pasaport ile ilgilenilen öğretmenler ve bunlarla oluşturulan sanal ortamlar yine yani hani benim çocuğum İngilizce öğrensin diye büyük büyük paralarla okullara gönderiliyor çocuklar ama ondan sonra evde hiçbir şekilde bununla ilgili bir şey yapılmıyor, yaşamına girmiyor. En büyük İngilizceyi aslında çocuklar nereden öğreniyor? Hani çok yakın ailem saydığım insanlardan oyunlar bir tanesi en çok sosyal medyadan, oyunlardan ve internetten öğreniyor çocuklar. Yani aslında yaşayarak öğreniyorlar. Peki, evet. Tam ben işte, evet, şey söyleyebilir miyim? Tabii geleceğim de şunu olacak. Dille ilgili söylüyorum. Tabii tabii, yine dille ilgili. Evet. Kapalı çarşıda 7 dil konuşuyorlar. İhtiyaç. Okullarda ihtiyaç olamıyor ama. Çünkü okullarda not kaygısı var. Sonuçta bunu sen not karşılığında öğrenmeye çalışıyorsun. Hocam, genel bir gözlem. Öğretmenler sakın üzülmesinler. Bildiğim İngilizce şöyle öğretildi hep bize. Üç türlü d vardı. D, tır, bak, dilime bak, d, d, tır, d. Hiçbir İngiliz çocuğa annesi dilime bak, d, bu demedi. Konuştu, o da öğrendi. Hocam bu suni, işte mış gibi dediğinizde suni oluyor. Dile bakarak kimse bize Türkçe'de sıfat özne yüklem demedi. Konuştular, öğrendik. Evet. Evet. Maruz kaldı. Şimdi maruz bir kaldım. Defa biz dil öğretmiyoruz, dille ilgili bilgiler öğretiyoruz. Bak, evet. Yani birincisi dil bilgisi öğretiyoruz. Dil bilgisiyle öğretemezsiniz. Doğru. En önemli sebebi. İkinci önemli sebebi. Dil bilgisini de iyi öğretiyor olsak yani. Evet. O da tabii. İkinci önemli sebebi öğrenci motivasyonu. Bir araştırmadan bahsettim. Kanadalı Robin diye bir araştırmacı en iyi dili kim öğreniyor diye bakıyor. Kısacık anlatayım. En iyi dili şunlar öğreniyor. O dilin kültürünü ve edebiyatını merak edenler. Yani iç motivasyonlu insanlar. Evet. İş bulmak için, not için dış motivasyonla dil öğrenilmez. Şimdi bize bakalım. Biz yani barışçıl bir eğitim veriyoruz ve bizim insanlarımız dış kültürü merak mı ediyor? Edebiyatı merak mı ediyor? 9 kişi bir kitap okuyor. Bu yok. Bu olmayınca çocukta öğrenme motivasyonu yok zaten. Öğrenme motivasyonu zaten yok. Üzerine maruz bırakmak, maruz bırakma yok. Dil bilgisi hakkında bilgi var. Yani öğrensek zaten mucize olurdu. Bu arada dilin bir hapishane olduğunun da altını çizelim. Yani dilin. Dil bizim hayatı anlama, algılama, hayal kurma, beklenti
içine girmemiz için en önemli aracımız. Lisanla hakimiyetimiz kadar hayal kurabiliyoruz. Beklentiler içine girebiliyoruz ve İngilizce, ki bugün İngilizce bence Almanca ya da Çince gibi değil. Çince daha stratejik bir şey ama İngilizce daha evrensel bir standart. Yani sosyal medyada da ara ara hep tekrarladığım bir tema. Bugünün insanının bence ilk ve belki de yani başka bir şeye ihtiyaç kalmadan öğrenmesi gereken şey İngilizce. Çünkü bütün kaynaklar... English for beginners. I am, you are, he, she, it is. I am, you are, he, she, it is. Robert, I am. Hi. Can you show me the way to the beach? Breakfast. Fork. Knife. Bread. I love you. You are perfect. I thank you. Pump me. Suitcase. Slippers. Toothbrush. Passport. Pyjamas. Be good dog. Hi. I am. Hi. I am. Passengers on flight Aerolíneas Argentina. Sir, Barış Manço sever miydiniz? June Lady, siz değerli misafirlerimiz. Peki hiçbir Fransızca şarkısını dinlediniz mi? Hayır. Well then, you're about to listen one. Se levera, le ciel se couvrira de nuages rouges se trépa. Ce sera le temps où chacun tremblera. Ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera.
Ce sera le temps où chacun tombera, ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera. Il fera très sombre pendant 40 jours. Et dans le pénombre, l'œuvre de lumière luira toujours. Ce sera le temps où chacun conviendra. Ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera. Hey, 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 hey. Ce sera le temps où chacun conviendra. Ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera. Ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera. Hey, 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 hey. Ce sera le temps où chacun comprendra. Ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera. Hey, 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 hey. Ce sera le temps où chacun comprendra. Ce sera le temps où chacun se souviendra. Il arrivera. Hey, 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 hey. Ce sera le temps où chacun comprendra. Ce sera le temps où chacun se passe le poids. Il arrivera. Oui. Ce sera le temps où chacun comprendra. Ce sera le temps où chacun se passe le poids. Il arrivera. Hey, 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 hey. Ce sera le temps où chacun comprendra. Ce sera le temps où chacun se passe et foi. Couche les yeux. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Y tu boca con la mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu voz. Y tu boca con la mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo.
Hola. Bravo İrem, bravo.
This is the month when our 12th grade students have completed their fourth year at Bursa Anatolian High School. Their sweet memories will forever remain in our hearts. But before they leave, they have a few words to tell us. Yes, Hale and Kerem are going to share their feelings right now. Bu ay 12. sınıf öğrencilerimizin okulumuza 4. yıllarını tamamladıkları ve mezuniyeti hak kazandıkları ay. Onların güzel anıları daima kalbimizde olacak. Fakat gitmeden önce bizlere bir iki şey söyleyip duygularını paylaşmak isterler. Evet, şimdi Hale ve Kerem'i duygularını bizlerle paylaşmak üzere sahneye davet ediyoruz. Ben Bursa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hale Nur İnce. Okulumuz 12. sınıf öğrencileri adına bir veda konuşması yapmak için buradayım. Şimdi size anlatacaklarım 3 ay önceki Hale'nin sözleri. Tarih 7 Mart. Veda konuşması hazırlamaya çalışıyorum. Zihnimi toplamak adına sık sık yaptığım gibi bahçeye inmişim. Yavaş adımlarla turuma başlıyorum. Erkek arkadaşlarımızın altında uzun eşek oynarken kız arkadaşlarımızla onları seyredip gülüştüğümüz ağ çıkıyor önce karşıma. Okulumuzu tanırken yenildiğimiz, bahçesinde uzun eşek oynayan dahilerin yetiştiği okul sözü geliyor aklıma. Gülümsüyorum. Sonra banklara takılıyor gözüm. Sınıfta çalışmaktan sıkılıp da açık havada oturmak istediğimiz zamanlar ben ve arkadaşlarımın kurtarıcısı banklar. Banklarda otururken ettiğimiz muhabbetlerin tadına doyum olmuyordu. 2 sene önce biz de yabancı dil gecesi hazırlarken bahçede prova yapışlarımız geliyor aklıma. Prova bittikten sonra top oynayışlarımız. Oyun demişken, sınav haftalarının sonunda bahçede okulla çektiğimiz halaydan bahsetmemek olmaz. Tüm haftanın stres ve yorgunluğunu dökmenin en eğlenceli yoludur. Bizim geleneğimizdir halay çekmek. Henüz okul başlayalı 2 hafta kadar olmuşken başlarız bu geleneğe. 9'lara merhaba partisinden üst dönem abilerimizin, ablalarımızın tutup çekmeleriyle gireriz. En son halayımızı da 12'lere vedada çekeriz. Yerimize halay çekecek yeni 9'lar bırakarak. Bahçemizdeki erik ağacımız çiçeklerini açmış. Demek ki bahar gelmiş. 2 ay içinde onun da en tatlı meyvelerini yemeye başlayacağız. Biliyorum, bu sene son kez arkadaşlarımızla bahçeye meyve yemeye ineceğiz. Sonbaharımız olacak bu okuldaki. Son kez su savaşı yapacağız. Son kez Bursa Anadolu Lisesi Felsefe Topluluğu'nun oyununu oynayacağız. Bunları düşünürken ön bahçeye varıyorum. Bilen bilir. Ön bahçemizin zemini her 12. sınıf öğrencisinin kendi kişiliklerini yansıttıkları tebeşir resimleriyle süslüdür. Mezun olmadan önce yapacağımız bir gelenek daha, tebeşir günü. Geçmiş dönem mezunların resimlerine bakıyorum. Okula başladığım ilk günden beri aklımda tek soru. Ben ne çizeceğim acaba? Nöbetçi öğretmenlerimin sesleriyle kendi zamanımı dönüyorum. Meğerse teneffüs çoktan bitmiş, zamanın nasıl geçtiğini anlayamamışım. 4 sene geçmiş aradan aslında. Ben bunu yeni fark ediyorum. Bursa Anadolu Lisesi'nde okumak işte böyledir. Çevrenize attığınız her bakışta size kendisini hatırlatacak bir dolu hatıra bırakır. Adımlarımı sınıfa doğru yöneltmişken karşıma çıkan her dosta gülümsüyorum. Küçüklerimin selamını alıyorum, öğretmenlerime selam veriyorum. Bursa Anadolu'da okumanın en güzel taraflarından biri de herkesle etkileşim halinde bulunabilmektir. Bu okulun aile sıcaklığında bir atmosferi var. Sevgili alt dönem arkadaşlarım, bu havayı daima sıcak tutun. Ve bilin ki zaman çabuk geçiyor. 2 sene önce bu sahneye sunucu olarak çıktığım gün şu anki zamanı hayal bile edemiyordum. Ama bakın işte şimdi buradayız. Dünyamız hızla değişiyor ve biz yeni nesil buna ayak uyduramazsak yok olmaya mecbur kalırız. Sizler bizim ve bizden önceki her bal dönemleri gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için bu okuldasınız. Bununla birlikte bal geleneklerini yaşatmaya devam edin. Bir de okurken çok eğlenin. 4 sene sonra arkanıza baktığınızda katılmadığınız için pişman olacağınız hiçbir şeyi bırakmayın. Bal dostluğunun kıymetini bilin ve bal mezunu olacağınız zaman bunu gururla taşıyın. 4 senedir üzerinde nice emekleri olan değerli öğretmenlerim. Öncelikle öğrenim hayatında bize verdiğiniz her emek için çok teşekkür ederiz. Biz öğrenciler için ne kadar çok şeyi göze aldığınız ve bir o kadar çoğunu da feda ettiğinizin farkındayız. Eğer bal öğrencileri mezun olduktan sonra her alanda çığır açabilecek kabiliyete sahip oluyorsa, şüphesiz bunda öğretmenlerimizin katkısı büyüktür. Özellikle son yılımızda gerek motive edicilik olsun, gerek yol göstericilik,
Her zaman yanımda bulunan öğretmenlerim ve tabii ki müdür yardımcılarımız da okul müdürümüze bizzat teşekkür ederim. Tüm Bursa Anadolu Lisesi 2019 mezunları adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği için Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak ve kanımızın son damlasına kadar çalışarak Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının tüm fedakarlıklarla açtığı bu yolda durmadan yürüyeceğimi söz veriyorum. Sevgiyle ve saygıyla kalın. Sayın Müdürüm, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili arkadaşlarım. Bursa Anadolu Lisesi'nin geleneği haline gelmiş bu gecede emeği geçen herkese ve bana bu konuşma fırsatını veren Berna öğretmenime teşekkür ederek başlamak istedim konuşmama. 4 senenin finalinde Bal ailesinin karşısında yaptığım bu konuşma ve bu atmosfer aklımdan hiçbir zaman çıkmayacak. Bu satırları yazmaya başlarken aklıma ilk gelen şey okula ilk gelişim oldu. Bir şey elindeyken değerini bilmezsin sözünün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladım. Çocukluktan sıyrılmaya başlayıp genç tanımına geçiş yaptığımız bir dönemdi liseye ilk başladığımız yıllar. İlk gün sınıflarımızın belli oluşu ve yeni bir okul. Daha dün gibi aklımda bu günler. Tabii o zamanlar 4 yıl boyunca neler yaşayabileceğimizi bilmesem de şu zamanlar 4 yıl boyunca kıyasladığımızda kendimdeki büyük farklılıkları ve değişimimi görüyorum. Gerek fiziksel gerekse mental olarak nasıl bir süreç geçirdiğimi daha iyi anlıyorum. Şimdi dışarıdan baktığımda arkadaşlarımla yaşadıklarımızın, değerli hocalarımızın emeklerinin, zamanında 10 dakikalık teneffüslerde tartıştığımız her konunun, düşüncenin, daha rasyonel düşünen, üniversite donanımını kazanmış ve bal özgüvenini sırtlanmış bir genç yarattığını görebiliyorum. En başta da dedim ya, insan elindeyken anlayamıyor bazı şeylerin değerini. Tabii şimdi veda vaktinin burukluğu olsa da kalbimde, her zaman ayrı bir yeri olacak güzel insanlar ve anılar edindim. Ve bu ailenin parçası olan herkese, Atatürk'ün dediği gibi, bizi fikren, ilmen, fennen, bedenen, kuvvetli ve seceli bireyler olarak yetiştiren tüm öğretmenlerime, bal adının değerini bilip özveriyle çalışan yöneticilerimize ve bal ruhunu taşıyan tüm öğrenci arkadaşlarıma, siz kardeşlerime minneti borç bilirim. Bu okul sizlerle güzel. Veda ederken sizden ricam bizleri unutmamanız ve bu okulda okumanın ayrıcalığının da farkında olmanız. Bursa Anadolu size emanet. Sevgiyle kalın. Maintenant, nos amis vont présenter une belle danse avec la chanson Je veux. Sadece paranın, lüksün insanı mutlu etmeye yetmeyeceğinin, insanların ön yargılarından, ikiyüzlülükten kurtularak bir arada yaşamaları gerektiğini anlatan Je veux, yani istiyorum adlı şarkı eşliğinde güzel bir dans gösterisi izlemeye ne dersiniz? J'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent. Je suis comme ça.
seyirciler, şimdi yaklaşık olarak bir 10 dakika molamız var. Bu mola süresince 10 dakika molamız bittikten sonra hepiniz yerlerinizi görmek istiyoruz. Ha bir de unutmadan molada lütfen sağlığınız için sigara içmeyin. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Imagine all the people living life in peace. Imagine all the people sharing all the world. I wonder if you can. In one of John Lennon's biggest hits, Imagine, Lennon says, whatever your belief is, we can share the world and live together peacefully. Bütün insanların barış içinde yaşadığını hayal et. Hayal et bütün insanların tüm dünyayı paylaştığını. Yapabilir misin merak ediyorum. John Lennon'ın unutulmaz şarkılarından biri. Diyor ki Lennon, inancınız ne olursa olsun dünyayı paylaşabilir ve barış içinde yaşayabiliriz. Sizce bunu yapabilir miyiz? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world. Ne kadar da güzel bir parçaydı değil mi? Gerçekten sana katılıyorum. Bu güzel parça için bir büyük daha alkış alabilir miyiz?
Je ne parle pas français and its German version Ich hab mich irgendwie verlaufen. Evet, şimdi de yabancı dili bilmenin ne kadar büyüleyici olabileceğini anlatan bu Almanca şarkıya öğrencilerimiz danslarıyla eşlik edecekler. Hab kein Plan, wohin ich geh. Steh im Müll, in meinem kleinen Koffer. Hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Sag mal, tust du mir leid? Ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter. Ich find's irgendwie charmant. Und mein zweites im Koffer mit einem Schiff auf deiner Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und ich sag, lala, verstehen, ich möchte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la 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 la. Afraid of, ashamed of speaking a foreign language, but while we are speaking our native language, we use many foreign words, which is named Uydurukça by Bülent Eczacıbaşı.
So we don't respect our native language sufficiently. Some people do this because they pretend to be fluent speaker of another language. Some do this to be cooler. No matter where we go or what we learn, our mother tongue must never lose its significance. And respecting our mother tongue is also respecting our heritage. Now, let's watch and see how our native language is being killed. Bir yabancı dil için konuşmaktan korkuyoruz, utanıyoruz. Ama ana dilimizi konuşurken Bülent Ecevit'in uydurukça olarak adlandırdığı birçok yabancı kelimeyi kullanmaktan çekinmiyor ya da utanmıyoruz. Yani dilimize yeterli saygıyı göstermiyoruz. Bazıları bunu bir yabancı dilde ne kadar başarılı olduğunu göstermek için, bazıları da avatmak için yapıyor. Nereye gittiğimiz ve ne öğrendiğimizin bir önemi kalmaz eğer kendi ana dilimize gereken saygıyı göstermezsek. Ve aynı zamanda ana diline saygı, ata mirasına da saygı demektir. Şimdi ana dilimizin nasıl öldürüldüğünü hep birlikte izleyelim. Anlamıyorum ki. Arkadaş, bir dakika.
Ben sizin daha ne iş yaptığınızı bile bilmiyorum. Tek tek anlatacaksınız ne iş yaptığınızı. Nezaket, ne iş yapıyorsun sen? Kurumsal marketing üzerine brief vererek çekildi organizatörüyüm. Sultanahmet, Söyle Gayet, Sentigo. Kızım şunu Türkçe söyle. Ben de bilmiyorum. Fikri, sen ne iş yapıyorsun? Management assistant. Fikri, bu kadar insanın önünde düzgünce söyle. Senin memleket ne gel? Kastamonu. Oğlum sen Kastamonu'da mı öğrendin management resistant'ı? Fikri şunu Türkçe söyle. Müdür yardımcısı. Aa, benim yardımcım mı varmış? Haydi. Haydi bir de buradan yatmak. Ulan kim kimin ne olduğunu bilmiyor. Üzerine ben de size tonlarca maaş ödüyorum. Bu maaşları niye ödüyorum acaba? Fikri, fikrin var mı yavrum? Efendim şimdi zaten biz şirketin marka değerlendirmesindeyiz. Zaten nezaket arkadaşımızla şirketin logosu yeni değil. Yine bir slogan bulmuşlar. Dilerseniz sıkıntısından. Şu sloganınızı çok merak ediyorum Fikri. Nezaket Hanım sizdeyiz. Siz de kendinize sucuk yer mi diyorsunuz? Sucuğun adını değiştirmeye geldim. Sevgili sucukları, sevgililik yemeden sucuk yedim demeyin. Sipariş bizi aşağı gelmeyiz. Tamit kapat sen kapat. Arkadaş neymiş be? Şevket Bey ben bir şey sipariş etmedim. Ben bir şey içmem. Buyur Şevket Bey. Şevket Bey ne vardı senin be? Arkadaş nasıl içti? Ulan biz burada sucuk satıyoruz. Sucuk. Satıyoruz da. Bunu. Aranızda bu sucuğu yiyeniniz var mı? Şevket Bey yapıyor. Tadı çok kötü zaten. Sushi falan daha iyi. Tamam. Tamam hiçbiriniz yememişsiniz. Ama sizin çözümünüz bende. Merak etmeyin. Mustafa Usta'yı yollayın. Hemen. Ya Şevket Bey. Bence ortada çok da abartılacak bir şey yok. Eğer motivation'ı düşünebilirsek prosesin gerisi. Prosesini düşünebiliriz. Her şey bir şey bu. Doğru. Ben şimdi sizi bir push edeceğim ama efendim hiç bir sorun mu var? Beni çarptısınız da. Gel Mustafa Usta. Gel. Hoş geldin. Bu kim? Ey Mustafa Usta. Sen kimsin ya? Kasabım. Bir daha söyle. Kasap. Bir daha söyle. Kasap. Kasap. Canımsın. Ustam. Sorması ayıptır. Sen halde kaç TL maaş alıyorsun? 2000. Fikri, sen kaç dolar alıyorsun? 5000. Kaç? 5000. Bir daha söyle. 5000. Bir daha söyle. 5000 dedim ya. Sakin ol ustam, halledeceğiz. Sen şimdi bunların hepsini alıyorsun, mezbahaya götürüyorsun. Bunlar senin yeni çırakların. Mezbah mı? Etleri senin. Bastırma ve sucukları da tabii ki benim. bugüne kadar Campus Resistant Brief'ti galiba. Brief dediniz, satıştan başka bir şey girmediniz. Şimdi herkes emekçinin aynı anda. Kalk! Ya.
fazla insan var ama... Sorsam mı acaba? Sor hadi ya. Ya. Sorsam bir şey olmaz. Kısmet Hocam, beğendiniz mi skeçimizi? Nasıl olmuş hocam? Teşekkür ederiz. Belli ki beğenmiş. Belli ki beğenmiş. Now, the choir of our school is going to sing a wonderful song accompanied with a wonderful photographs. Şimdi okul koromuzdan muhteşem resimler eşliğinde muhteşem bir şarkı dinleyeceğiz. When he was born, his family named him Mustafa. Then because of his math skills, he became Mustafa Kemal. He brought the imperialism on his knees, he was named Gazi Mustafa Kemal. Turkish people called him Atatürk. The star which was born and shone in Turkey showed the way we must follow. On 2nd of February 1938, 9 months before his death, Atatürk was invited to the ball, which was arranged in his honor by the municipality of Bursa.
Despite the fact that he wasn't feeling good, he went to the ball and performed the Blue Danube Waltz, and it said that he had one of his happiest evenings there. Now, what about watching the same waltz by commemorating the father of Turks? Yes, the last waltz. Doğduğu zaman ailesi adını Mustafa koydu. Matematik yeteneğinden dolayı Mustafa Kemal oldu. Emperyalizmi dize getirdi, Gazi Mustafa Kemal oldu. Türk halkı ona Atatürk dedi. Türkiye'de doğup parlayan yıldız, bize gideceğimiz yolu gösterdi, fikrimizin rehberi oldu. Ölümünden 9 ay önce 2 Şubat 1938'de Mustafa Kemal Atatürk, Bursa Belediyesi'nin onuruna düzenlediği bir baloya kendisini iyi hissetmemesine rağmen katıldı. Ve o gece orada Mavi Tuna Valsi'ni yaparak herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Derler ki atamız o gece orada yaşamının son dönemindeki en mutlu gecelerinden birini yaşamış. Ulu önderimizi bu valsi tekrar yaparak anmaya ne dersiniz? Evet, huzurlarınızda son vals. Giriyoruz. Some say that planet is sick and humans are the virus, and we have been destroying this beautiful planet at an alarming rate. No species is as greedy as the human race. We take more than we need and leave a trail of destruction. Nowadays, with increasing awareness among the public, people around the world are coming together to fight for a greener world.
On the contrary, through this we won't be able to leave a better world for our children. Now, we are going to sing a song that warns us about nature with accompaniment of a baby percussion. Bazıları gezegenimizin hasta ve insanoğlunda onu hasta eden virüs olduğunu söylüyor. Bu güzelim gezegeni el birliğiyle harap ediyoruz. Hiçbir canlı türü insanoğlu kadar açgözlü değil. İhtiyacımızdan fazlasını alıp doğaya geri dönüşü olmayan zararlar veriyoruz. Son yıllarda kamuoyunda gittikçe artan bir farkındalık ve bilinçle tüm insanlar dünyada daha yeşil ve yaşanılı bir dünya bırakmak için mücadele ediyorlar. Aksi takdirde gelecekte çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakamayacağız. Şimdi doğa ile ilgili bizi uyaran bir şarkıyı beden perküsyonu eşliğinde söyleyeceğiz. Thank you.
Harika bir gece olmuyor mu? Evet, bu konuda sana katılıyorum. Gayet güzel bir gece olmaktı. Çok eğlendik, güldük. Daha bitti mi? Tabii ki bitmedi. Evet. Et maintenant on va écouter la chanson La Bohème, laquelle peut-être n'est pas connue par les jeunes qui ont moins de 20 ans, mais elle dit qu'on doit s'aimer. Il a été gelen taş delen chante pour vous. Şimdi yaşı 20'den daha küçük olanların bilemeyeceği bir zamandan bahseden ama birbirimizi ve yaşımı sevmenin önemini vurgulayan La Bohème şarkısıyla 12. C sınıfından İlayda Ceren Taşdelen karşınızda.
hier kommt der letzte Stück aus dem Musical Mamma Mia, das weltweit berühmt ist. Gecenin son performansında dünyayı kasıp kavurmuş Mamma Mia müzikalinden bir kesit sunuyoruz sizlere. Ich würde furchtbar gern mit euch in Erinnerung schwelgen, aber ich muss dringend los, meine Handtasche aufräumen. Hat sich gut gehalten, das Mädel? Ich habe eine mollige Matrone erwartet. Nein, sie ist immer noch da. Nur ein Blick und schon mit mir kalt und heiß. Ein Blick mehr und alles dreht sich im Kreis. Sonuna geldik. 2018 Ekim'inde Özlem Bolat ve Berna Başsaymaz öğretmenlerimiz bir yola çıktı. 9 aylık bu süreçte başta okul müdürümüz İsmet Aksu, müdür yardımcılarımız, öğretmenlerimiz ve siz değerli anne babalarımız bizleri yürekten desteklediniz. Bu anlamda teşekküre bir borç biliriz. Yine bu süreç içinde çok farklı duyguları hep beraber yaşadık.
Gün geldi güldük, gün geldi üzüldük, gün geldi öğretmenlerimizden bol bol fırça yedik. Ama çoğunlukta övüldük ve cesaretlendirildik. Düştük, kalktık, yüzlerce elbise, dans, şarkı ve skeç provası yaptık ve bu geceye geldik. Şimdi gelelim bu gecenin emek sahiplerine. Başlayın İngilizce öğretmenlerimiz Özlem Bolat ve Berna Baştaymaz'a. Beden eğitim öğretmeni Burak Gökgürlere. Canımız ciğerimiz müzik öğretmenimiz İlki Uysal'a. Dekor, davetiye ve teknik ayarlarla ilgili düzenlemeleri yapan İngilizce öğretmenimiz Zeynep Emel Tarcan. Bahar Özgün. Fransızca öğretmenimiz Saffet Karakoç'a. Fransızca ve Almanca şarkılarda emeğini ortaya Fransızca öğretmenimiz Nalan Atipoğlu'na. Almanca öğretmenlerimiz Aynur Aşır ve Yasemin Yavna. Ve bu göz alıcı kostümleri diken terzimiz sevgili Fadime Hanım'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizimle beraber olduğunuz için siz seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kapanış konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın İsmet Aksu'yu sahneye davet ediyorum. Vallahi şimdi orada otururken bu sefer ne konuşayım diye düşünüyorum. Çünkü o kadar etkinlik var ki hepsinde ne söyleyeceğimi unuttum. Ben yani hep söylemişim, balda bulunmak bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığın da sınırı fazla çıta yükseliyor. Şimdi böyle bakıyorum öğrencilerime, Allah'a şükür bu son gösteri. Bundan sonrası yok. Daha yok. Bundan sonra seneye. Seneye devam tabii. Balda bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Tabii ki bu dil konusunu Sayın Veller gerçekten hepimizin, Oktay Sinanoğlu'nun Bay Bay Türkçe, Hedef Ülke Türkiye ve Türkçe Giderse Türkiye Gider kitabını lütfen hepiniz çocuklarınıza okutun. Ne demek istediğini anlayacaksınız. Ben hep söylemişimdir. Eğer Oktay Sinanoğlu Milli Eğitim Bakanı olsaydı Türkiye'nin eğitim sorunu çözülürdü. Çünkü orada iki tane tespiti var mükemmel. Diyor ki bir ülkenin eğitimin iki görevi var. Bir diyor topluma değer yetiştirmek, değer yaratmak. İki, geçmişle gelecek arasında köprü görevini görmek. İşte eğitim bu. Ve lütfen çocuklarınız okusun, ne demek istediğini görürsün. Dil konusu tabii ki bir sıkıntı. Ülkemizde Suriyeliler geldi, ben özür dileyerek söylüyorum. İnanın onlar bizden daha iyi İngilizce konuşuyor. O insanlar bizden daha iyi biliyorlar. Yani Afrika'da dil konusu, biz Avrupa Birliği'ne adayız, bizden önde. Demek bir yerde bir sıkıntı var. İnşallah bundan sonra yabancı dil öğretmenleri burada ama
Bunlar çözer mi çözmez mi bilmem ama gençler inşallah çözerler diye düşünüyorum ben. Şimdi eğitim farklı bir olay. Ben artık fazla konuşmak istemiyorum. Yani bir gün 32. günde ben şiir dinletisinde de söylemiştim. 32. günde Cüneyt Özdemir gerçekte bir kültür abidesi. Allah rahmet eylesin, Dilber Aylar bir söyleşi röportajı var. Birisi sokak jargonu, birisi farklı bir kültürde. Ona en son dedi ki Dilber Aya, hapishanedeyken en fazla dinlenen türküleri söyler misin? O da dedi ki mecbur muyum? Soruyu anlamadı. Ha zorunda mıyım? Pardon, özür dilerim. Zorunda mıyım dedi. Şimdi bu kadar güzel konuşmalar, bu kadar güzel bir gösteriden sonra gerçekten çok konuşmak zorunda da olmamak lazım diye düşünüyorum. Biz de aynı durumdayız. Ben gençleri kutluyorum. Öğrencilerimi canı gönülden kutluyorum. Buradaki Aysun Hanım'ın programında da söyledim. Ama ben sizleri kutluyorum önce. Niye sizi? Çünkü siz olmasanız bunlar olmaz. Siz destek vermeseniz biz bunları başaramayız. Ben öncelikle sizleri alkışlıyorum. Ve 9 ay boyunca konuşa konuşa hiç susmayan bir Özlem Hanım'ımız var. Ben Özlem Hanım'ı, Berna Hanım'ı, ha, az konuşanmış, kutluyorum. Tabii ki mesele olan şu, bu sürecin devam etmesi lazım. Yani sekteye uğratmamak lazım. Eminim ki bizler gitsek de kalsak da inşallah kalan kardeşlerimiz bu süreci öğrencilerimizle devam edecekler. Ben diğer arkadaşlarımıza, Almanca öğretmenlerimize, Fransızca öğretmenlerimize, bu yıl bize değer katan İlke kardeşime, tabii Alman, Türkçeden çok Fransızca çocuklara sabahta bonjour diyen bir Saffet hocamıza ve aramıza aramıza bu yıl katılan Burak Bey'e teşekkür ediyoruz. Burak Bey'le yeni tanışıyoruz, daha yeni görüyorum. Burak Bey'e teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Sağlıklı bir tatil geçirmenizi dileğiyle Eylül'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.